Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı pazarlar. Bu haftaki videomuza Dereköy mahallemizden, kendi köyümden başlayarak Karacaeser tarafına Hasanay'ı ziyaret edeceğim. Oradan Sorkun tarafında bir hasbihal edip, Seyid Ali ile hasbihal ettikten sonra tekrar dönmeyi düşünüyorum. Tabi vakit, nakit ne kadar yeter ona göre şekillendireceğim. İyi seyirler diliyorum. Şu an bulunduğumuz köprü Dereköy mahallemizdeki tarihi Kemer Köprü. Selçuklu döneminden kalma. Bozkır ilçe merkezinde de var bu köprüden. Üç gözlü. Şöyle şey yaparsak. Üç gözlü. Bozkır'daki restore edildi. Dere'deki restore edildi. Sorkun mahallesinde de bir Kemer Köprümüz var ama tabii o restore edilmedi. Restore edilme süreci olmadan tamamen yok oldu. Evet, buyurun gezimize başlayalım. Yollar açıldı, ulaşım açıldı ama yine kenarlarda kar kürsüleri var, eksik değil. Burası sağ taraftaki eski köprü, restore edilen, sol taraftaki yeni köprü, ulaşıma açık olan, araç trafiğine açık olan. Burası tabii şu anda restorasyon çalışması sonrası kullanıma kapandı. Pardon. Sadece yayaların kullanımına açık bir şekilde. Burada restorasyon sonrası Kemer Köprü ile ilgili bilgilerin olduğu kısım. Yukarı Kemer Köprüsü diyor. 19. yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerindendir diyor. 23 mm uzunluğunda, 3.30 mm eninde, 3 gözlü olan köprü 2019 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir diyor. Evet, ben Selçuklu zamanından biliyordum. Köprümüz Osmanlı zamanındanmış. Köprünün restorasyon çalışmasında da derneğimiz, Bozkır derneğimiz var, Bozder. O derneğimiz başkan yardımcısı Hüseyin Dumlu kardeşimizin karayollarına yazdığı yazı sonrası restorasyon çalışması yapıldı. 11'de yazmıştık. 2011'de yazdık, 2019'da restorasyon. Devlet hiçbir yazılanı unutmuyor. Ta ki ne zaman yatırım kapsamına alınırsa. Evet. Burası Dereköy Boğaz. Buradan Sorkun, Karacaeser üzerinden güzel bir gezi yapacağız. Yola devam. Maşallah yol boyu görüntüleri görüyorsunuz. Yani yollar açıldı. Kepçelerle, kredilerle açıldı ama kenarlarda kürsüler var. İki araba yan yana geldiğinde, geri geldiğinde sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden yollarda temkinli gidip geliyoruz. Bir iki hafta daha böyle, 3-4 gün daha diyeyim artık, bir iki hafta dersek zaten bir şey kalmaz. Birkaç güne kadar güneşli güzel bir günler böyle devam ederse kar da haliyle yollardan her taraftan çekilir. Köyde babamın evinden çekimleri gördünüz. Güney cephede uzanlar buz tutmuş olsa da güneylerde
karlar erimeye, yollar kendi başına da açılmaya başladı. Dere tarafında köyümde kar azalmış olsa da özellikle bu Karacasır tarafında yollarda buzlu noktalar yine devam ediyor. Üçsege çıkınca şu an Sorku Mahallesi. Güneyler, güney cepheler tabi kuzanlara göre biraz daha açık. Ama şükür Mevlam gerçekten bu sene güzel verdi. İnşallah bu yaz çok güzel çekimler yapacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü yazın bile su sıkıntısı çekmeyiz diye tahmin ediyoruz. Şu an durduğum nokta, şöyle gösterirsem, yolun bariyerlerinin üzerindeyim açıkçası. O derecede kürs var. Karacahisar'a doğru yola devam. Ne yapalım sen? Ben kullanma kılavuzu okumamasa. Şunu deneyerek kullanalım. Şunu o, şey yapayım mı? Sağ olasın, yeme bakayım. Ya ya. Ya. Bir de yeni kava geldi de. Bana onu koyulukla gidelim ya. Tamam. Ben şu kümes mi senin bu çatı? Yok ya, orası tavuk da yatıyor işte. Valla bunlara tavuk kümes olmuş burası ya. He? Kümes olmuş bunlara. Ya bunu işte eski ustalarım biraz şeyliğinden mi diyeyim sana. Çatı yok ki zaten. İşte yani yüksek yapsak samanlık olur mu usta? İşte o aynen. Zamanlar bayağı eski ya, kafa çalışmamış. Ulan işte. Ne yapalım işte nasıl? TRT belgeselde bugün yayınlandı. Haberde. Çekimler. Haberdi pardon. Vallahi ne yapalım ben işte can sıkıntılı biraz. Bilmiyorum. İstihramda gelişme yok mu? Geriye gitme var. Nasıl geriye gitme? Anlatırım ya. Tamam. Ay. Tavar yeni geldi işte, biz de kattık. Saman yedikler. Tavar da sıcak olunca baksana sular, karlar acayip bir deniz. Takkeyi almam. Ben de diyorum bu kel kim diyorum yani. Valla. Bakıyorum ulan bu kel kim. Araba seninkine benziyor ama dedim herhalde. Bir başka şoför mü kullanıyor dedim. Senin bakalım iki kişi de yok, bir kişi var. Tek kişi geldim ya. Hasan Ali şey yapmadı. Onlar belki çalıştırdı. Muhtemel tahminim aklıma oldu geldi. Hasan'ın evine misafir olduk. Valla yemeğe de denk geldik. Menüde ne var? Tavuk. Haşlanmış tavuk. Pilav. Soğan. Ve de Hasan Ali'nin yoğurdu. Sen hızlı pratik atik. Ben geleceğim birazdan Mehmet. Size afiyet olsun. Yanaş ya. Bir iki al. Girelim. Ha? Yanaş. Valla ben sabah yedim. Ne? Sabah mı yedin? Sabah yedim. Öğlen de muhtarım orada atıştırdık. Bizim bu 3-4-5. Abi sen sabah yok. Malcı adamsın yani. Daha gittin miydi? Enerji lazım. Bizim şimdi kafa şey ağır ve karışık ya. Oğlak muğlak işte saman derler.
ama iyi kötü gidiyor. Anne çay demledi mi? Evet. Biz oraya gideceğiz ha. Valla teyze Hasan otantik soba aldı yani. O sobanın karşısında çay içelim diye geldim yani. Olmazsa demliği götürüp gidelim biz. Soba çok maceralı oldu. Orada demler de olmazsa burada bir işim var. Hasan'ın Mongol evi değil de aşk evine dönüştü. Soba otantik. Ya Allah eskiyiz. Evlenirsin ya. Ya Allah teksin. Yakında evlenirsin canım. Bu kadar yok mu ufuklar? Hepsi evlenmiş. Bir yolu vardı ona kapandı. Niye? Ya şey olarak diyorum ya. Gel yanaş bu. Yanaş gel. Tamam. Şunu katılalım ya. Muhtarım. Ne yapalım işte ya? Vallahi şimdi ne yaptım kafayı rahatlattık şimdi Kafayı rahatlattık. Hoş geldin bakayım. Hoş bulduk muhtarım. Acayip rahatlatmış. Vallahi iyi rahatlatmışım da. İyi değil mi? Olmasam iyi olurdu ya. Bir şey olmaz ya, şapkayı taktık mıydı, sıkıntı olmaz. İnşallah. Mallar mısın lan? Vallahi ne kullanıyoruz ya. Ben sabah yoktan bir de gücü oldu maşallah. Hiç biz birini beklerken köpük oldu yoklar. İyi maşallah. Allah'a şükür bir sıkıntı var. Nasıl? Köyde durumlar nasıl? Allah'a şükür şimdi bir sıkıntı yok. Yürüyerek gidelim. Ha? Allah sen arabayla gider misin? Şimdi bir sıkıntı yok sadece. Arabayla gidelim. Bir hafta sıkıntı var canım ama kaybaya bu karın dedin. Şu belediye yolunu tuttum da. İnşallah kepçeye gönderecekler. Pazartesi günü gönderirler. Şey uçun. İçeri vuru oranın araba. İşte ondan korkuyorum. Dün o yüzden gittim. Gel altınlar bir kar. Gel lan. Bunlar saçını şey yapar. Geç hadi. Geç hadi. Geç hadi. Siz neredesin? Bungalova mı? He Bungalova. Bir gelin bakayım ya. İyi olmuş. Hasan şu çömüne zobada gelmiş. Geldim. Onlar mı getirdi diyor. Kim? Ülkünler mi getirdi? Ülkünler mi getirdi yoksa? Yok ya. Kendimiz aldık ya. Kendin mi aldın? Hmm. İyi canım. Nasıl zobayla yanlış farkı var mı? Var. Çok bu acayip ısıtıyor. Acayip. Döküme, cam, önü cam ya. Ondan da değil. Döküme ısıtmaz diyorlar ama gezince fark edeceğim. Acayip ısıtıyor. Dur oğlum. Görüntüsü var bir de yani. De işte oraya uygun. Çakır bir dakika. Bir dur. Şimdi bak peşinden gelecek. Benim canımı sıkma. Bir dur. Ya köpekte bir şey var. Hayvan hastalığı. Köyme hastalığı var. Davarın içine girer. Ne evet, abi Hasan ben arkadaşları tanımayım. Tanışalım. Tanıyor mu? Seni takip ediyoruz ya YouTube'dan. Yakup Keti. Aynen öyle. Benim için Bera Yavuz abi. Bera Yavuz. Bera Yavuz. Musa Kadir Mert'le. Uzaktan takip ediyoruz. Siz Konya'dan galiba. Konya'dan. Konya'dan gidiyoruz evet. Devamlı bir geliyoruz ya. Bartlı var. Bartlı yani. Bartlı var. Bir arkadaş var. Şimdi biraz sağlık durumu pek iyi değil. Ayağını burktu biraz. Geçmiş olsun. Onun evi var. Orada oraya bir geliyoruz devamlı. Ahırlı o arkadaşlar. Ahırlı. Bartlı yani yayladan çok köy oldu artık ya. Yani maşallah. Yaylalık bir durumu kalmadı. Beni böyle diyorum zaten. Yani elektriği var, suyu var, telefonu var, her şeyi yerinde. Oranın artık şeyi kalmadı ki. Biz kayınpeder gibi yaylaya, Kuruçay yaylasına giderken devamlı şey yapıyoruz. Oradan geçmişiyoruz. Evet, arabayla falan çok bulaşıyoruz ya. Kuruçay'ın üstlerinde falan. Vallahi. Ona ben dereliyim. Kendi köyümün yaylasından çok oraya gidiyorum. Niye? Çünkü ağaçlı abi ya. Ağaç her şeyi değiştiriyor ya. Aynen. Orman. Bizim yaylaların Mayıs'ı var, bir de Haziran'ı var. İşte. Evet. Ondan sonraki hayvan için var. Yani insan için.
Tam 4 ay hayvan içi değil de insan içi 2 ay falan görüyor. Şey diyeceğim ya, giden gelmez dağların altı. Oho. Orada biz daha önceden bir çıktık da. Nereye abi? O giden gelmez. Yani Trastepe'nin üstü diyeyim. Trastepe'ye gitmişsinizdir. Evet. Oranın üstünde çıktık. Orada böyle burgusla matkapla delinmiş gibi şeyler var. İnler var. Altında ağaçlar falan filan. Hatta defineciler buranın altında büyük hazine var abi gibisinden yorumlar yazdılardı. Evet, geliyorlar değil mi? Oralar müthiş. Mustafa Ünal gibi biliyorsunuzdur. Olay zengin olmak yok mu? Ya şimdi dağda taşta çok dolandığımızda hazine içinde dolanıyor sanıyorum. Biraz da insanlar kişi kendinden bilir işi. Aynen öyle abi. Ya geçen Hasan onun toprağıyla İngiltere'de yanıyor yapıyordun ya. Çalınmadan önce. Çalınmadan bir gün önceydi herhalde o gün, değil mi? Maalesef. Instagram'dan mı canlı yapıyordun? Evet. Yani Instagram'dan canlı yapıyordu. O zaman ortak yayın yapmıştık. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldin bari. Ne yaptın ya? Bacağı sakatlamaz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun bari ya. Allah Hasan ben de zoba yanacak, daha çay bişecek diye düşünüyordum. Vallahi hazıra konduk, iyi oldu. Arkadaşlarla yolda karşılaştık zaten ben. Yani gelirken. Ne kadar bir detini yaptık ya onların. Aynen nasıl verdik ya. Bizim ormandan geldiğiz şöyle bir oturduk. Hasan ne yapıyorsun ya? Vallahi ne yapalım anne, dediğin gibi ya. Bir uğraşmaya devam. Instagram'ına baktın. İşte. Uğraşalım sıkıntı mı? O ya. Başka bir sıkıntımız yok. Hasan valla görsel bayağı iyiymiş ya bunun. Ne? Görsel iyiymiş. Yurt dışından seninle bununla alakalı bir geri bildirim yaptılar mı? İşte daha mail attık geri gelmedi ya. Bilmiyorum da zor gibi ya, geliyor. Ya sen onu, sen hiç sağa solu karıştırmayacaktın abi. Onu konuşuyorduk da yani direkt istiramın kendisinden bakacaktın. Oradan bilgilerini gönderecektin. Çünkü her kurcalamada hesapta bir anormallik görüyor. Evet. Kilitliyor mekanizma. Bu mavi tik muhabbeti var ya, onu sen alamıyor muydun? 3 gün önce başvurmuştum. Vallahi ya. Ya alamadım, vermezler bize daha da. 3 gün önce başvurdum da o da bir yanı, yani benim olduğuna dair kimliğimi göndermiştim hesabım. Direkt bir şeyden tık 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 böyle geçiyorlar. Yani alışırlar onlar ya. Yani. Alayım mı içeri? Geldi galiba. Ne yok? Maşallah ama. Hemen alışık girdi bu. Aldı yüzüze bulaşık. Hamurlanmış. Nerelere girdi lan? Çöp mü değişti? Ne yaptın? Hasan buna bir isim vereydin ona tamam. Meraklı mail attın mı? Aynen. Yani büyükmüş ama ha. Bayağı iyi ya kedi maşallah. İyileşti buraya gel. Yani. Bayağı sayenizde mi diyor? Yok ya. Yani bir akıllı bir adam ya. Bizi burada duman tüttü mü yavru. İşi biliyor de. Burada yani. Şey oradan bak çıkıyor köyden. Ağır yavaş yavaş. Ağır istahsi. Sen iyi bak ama belli o. Buraya geliyorsa mecbur yiyor ya. Şey gelenlerle gidenleri. Aygır'da da vardı bir tane beyaz. O kayıp galiba. Onlar göğe geçmiştir ya geriye. Kışın geliyorlar. Kaybolmadı. Kış gününde. Şey. Kış gününde takılıyordu orada. Bir keresinde köye getirdik geldik arabayla. Geldi bıraktık. Ya. Sonra bir baktık öbür hafta yine var orada. Anladık bu biliyor işi. Onlar biliyor işi yani. Ama bu besili. Allah kurban niyetine kessen kesilir yani. Ağzın yüzün ne olur? Bu sahipli olabilir köyde. Yansan? Yok ya. Ne bileyim besili lan. Yaban olsa bu kadar. Asil bir duruşu var ya hayvanın. Şeyde yabani olsa insana bu kadar bakar. Öyle öyle. Sadece adığında var ya beyazı şey durmuş yani. Çok yumuşak bir şey. Tüllerden belli olur zaten. Hmm. Bir hayvan bakımsız olsa tüyleri pis olur. Bunun evet, tüyleri temiz. Yağlanıyorlar. Tüyleri temiz, parlak. Şey, değil mi? Sıvazdan acaba bir adam gitti. Evet, evet. Yalan. Birazdan şurada benim hanım bunu şurada görecek. Bu evi yıkar öyle çıkar. Kapıdan falan çıkmaz. Evi yıkar öyle çıkar. Sevmez mi?
şey var ya, fobisi var diyeyim yani. Sevmemek de değil böyle. Çığlık atıyor. Korkuyor onda lan. Korkuyor. Ya şuraya atı get işte zobanın başına, şu kenara. Evet. Ben onu alıştırdım hocam, oradan kalkmazlar. Oğlum nasıl bir tırnak lan? Şişat lan. Yaratık mısın oğlum? Kedisin lan, sen kendine gel. Hep de çıkıp geziyor ha. Önleri. Tırnakları ya evet. Çok uzun. Şşş. Bastığı yerden çekemiyor. İlle sürtünecek. Sürtünecek. Aynen sürtünecek. Derdi günü sürtünmek. O şimdi dışarıdan da girince sıcacık. Neyse soba borusu işinde hem fırına da bak. Ben baktırayım. Sen gidersin abla sobacı mı olaydı. Hem fırınla beraber hepsini ayarlayalım. Güzel olmuş. Yani, sen ulaştırma noktasında... Aydınlatmaya bir... Güneş sensörlü bir şeyler ayarlayıp şu aydınlatmaya da akşamları bir şey yapsam burası tam elektrik bakalım başvuru yapsam. O olmazsa bile güneş panelli yap yani. Evet, yakın şurada direkt var ama. Çekemiyorum burada bir şey yok. Şey, işte, izinler ya. Yasal izinler. Şimdi burası bahçe. Bahçe kuyu elektriği var da. İşte ağaç mağaç suluyorum dersen belki. İşte kuyu elektriği evet. Verirler ya. Yani. Onu verirler. Bunu yukarı nasıl çıkıyor acaba? Şey çıkmıyoruz abi. Yapamaz çıkmıyoruz. Ha şu dışarıda merdiven var ya ondan mı çıkıyor ya? Ya onu öyle. Şimdilik yapacağız da yapamadık ya. He daha çıkamam. Çıkma şey olmuyor hiç yani. Hiç daha çıkmaya fırsat olmadı. Ya yaza belki çıkarız. Ama orada ne yatırır? Orası güneşte de o tarafta doğuyor ya. İşte orası yatmaya iyi olur ama yazın işte orada da güneş doğarsa olur mu? Çek ayağını. Babacığım abi yatar mı babacığım? Yatar ya. Şunu da çıkaralım mı? Kanka istersen onu şöyle köşede yapalım. Şöyle yuvarlak yapalım. Evet. Aygır gazileri. Ne yaparsınız? İyiyiz abi varamadık ya. Varamadınız mı? Abi o ayrımdan döndük ya. Çok mu atıyor? Yorulduk. Yorulduk. Yani Bataçka'ya gittik de. Ya. Canlı 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 değil mi? Canlı. Gittim canlı yani. Yok lan. Biz canlı yayın olayını kapatalı çok oldu. Yorulduk bayağı biz de. Size bakayım. Nereye mi gittiniz? Gitmedik hiç. Biz yürüyoruz abi. Ben zaten yürüyemiyorum da. Yok diğerki arkadaşlar değil onlar. Ha diğer kimler? Onlar gitti. ne yapıyorsun Yakup abi? İyi valla ne olsun biz işte. Bayağı kadar evdeydim ben de kapalıydım. Hani bir kadar yol açıktır diye tahmin ettik de. Öyleymiş. Gözümüz kesmedi. Yani gitsek bile gelemeyiz diye. Gelemeyiz ya. Cip bari gelenler oluyor. Ben önceki geldiğimde çekim yaparken biz Bataçık'a vardık. Çektik. Dönüşte adam 4x4 ile geldi. Hiç yaylalardan çıkmış yani. Sarıot bu tarz yerlerden gelmiş. Öyle olmadıktan sonra zor abi. Kim açacak oraya kepçeyi? Yani, köyü anca açarlar. Valla sobanın parası para da görüntüsü keyfi. Cam olunca da ısıyı dediğiniz gibi bayağı fark ettiriyor ya. İyiymiş bu boyanın. Boyanın ısıtma kolay değil normalde. Yok yalıtımı var Hasan'ın. Yalıtım var ya. İçeride yalıtım var mı? Var mı? Şu şeylere yalıtım var. Hasan kolay gelsin bak. Çekil. Kedi çekil. Daha hiç şey yapma olmamış. Ne? Olmamış mı? Yok. Yaş bakalım. Daha attığımız gibi duruyor. Vallahi mi? Herhalde biraz dışarıda hava soğuk ya. Ondan mı oluşuyor? Evet. Şimdi iyi yanar. Yanına bir aşağıdan şey ayarlayayım, tam borusunu.
Çaydan mı yiyoruz hadi? Çekinmen ya. Hasan İbrahim sofrası mı diyelim? Geliyorum. Patates sofrası hadi. Hasan İbrahim sofrası. Vallahi bak kumpirler de iyi bir şey ha şunlar filan diye. Hadi. İnşallah yanmamıştır. Ya vallahi Sorkun özel bu primi Karaca sarılır. Karaca sarılır herhalde. Özel davet beklerseniz baskı yok bizde. Bozkırlar hep patates mi yiyor birader? Aynen öyle. Patates olmasa. Boğaz'ın çocukları temel gıdası o. Patates güzel abi. Bu ne? Ve patates. Şuna hasret, Konya'da yaşayan buna hasret bir sürü insan var ya. Bundan zevk almayan yok ya adamın imkanı yok, zobası yok elinde, bahçesi yok. Yani. Yaklaş abi yaklaş. Geldim. Gel hadi bak. Varlığın içinde yokluk var ya. Büyüğü filan alıp biri alsın. O patatesin küçüğü yiyorlar ya sen. Büyüklerimize kakalıyorsun küçüğüken neyi var? Ya o şu güzel baksana abi bu İstanbul patatesi gibi baksana. İstanbul patatesi derler bilin mi? Ya patates mi? Hmm. İstanbul patatesi böyle beyaz olurdu biraz. Hmm. Evet arkadaşlar akşam ettik. Sorkun tarafına gitmeyi düşünüyordum. Açıkçası vakit yetmedi. Sorkun manzarasında gördüğünüz gibi akşam üzeri görünümüyle veda ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için Allah razı olsun. Yorum ve beğeni yapıp videonun paylaşımıyla bizlere destek olursanız çok sevinirim. Herkese hayırlı Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.